sizden duymak istiyorum. Mehmet Güven kimdir? Ben Antakya doğumluyum. 1955 Antakya doğumluyum. Adım Mehmet Güven. Ben bir Türk vatandaşı olarak Alevi Müslümanım. Peki bir daha önce bir dergiye verdiğiniz röportajda şöyle bir şey kullanmıştınız. Hazreti Mehdi'nin zuhuruyla ilgili bir tarih vermiştiniz. Evet. Bu konuyu biraz açabilir miyiz? Şimdi bakın, ilk sözlerime başlamadan önce ben kendimden bu tarihi vermedim. Bu tarihi verebilecek güce de sahip değilim. Çünkü Hazreti Mehdi'nin zuhuru gayb ilmine aittir. Ben gayb ilmini bilemem. Ama Allah birisine gayb ilminden ilim verecekse galiba Allah'ın kimseye danışmasına gerek duymayacaktır. Çünkü Hazreti Mehdi'nin zuhuru Allah'a ait bir şeydir. Ben bunu anlatacağım zaman Mehdi'nin nasıl emir geldi, nasıl oldu? Ben şimdiden bütün insanlara sesleniyorum. Alevisi olsun, Türk'ü olsun, Sünnisi olsun, Yahudisi olsun, Hristiyanı olsun. Eninde sonunda biz hepimiz bu devlette yaşıyoruz, kardeşçe yaşıyoruz. Biz insanlara kardeş gözüyle bakıyoruz. Hiç kimse inanmak mecburiyetinde değildir. Ama ben insanlara bu haberi vermek mecburiyetindeyim. Çünkü burada Allah tarafından bir emir geliyor. İlk gördüğüm olay, rüyamda Hazreti Hızır'ı gördüm. Bana dedi ki, 2019 yılında Hazreti Ali dünyaya gelecek. Senin yaşın 64 yaşında olmuş olacaksın. Tabii ben bunu hesapladığım zaman 1955 doğumluyum. 2019 yılında ben 64 yaşında olmuş olacağım. Bunu söyledikten sonra yıllar geçti. Geçtikten sonra bir gün yine Hazreti Hızır'ı gördüm. Gökyüzünden bir şeyler indi. Bu da sır, benim için söyleyemem. Seyyidim dedim, niye bunlar gökyüzünde buraya iniyor? Niye indiler? Dedi bak, bir gün gelecek dedi. Hazreti Mehdi'nin zuhuru için haber vereceksin. Nice insanlar, nice alimler, nice hocalar sana düşman kesilecekler ve sana zarar vermeye bakacaklar. Onun için burada bunlar burada duracak. Peki dedim. Ondan sonra bir aylar geçtikten sonra bizim Antakya Saint Pierre Kilisesi üzerinde şimdiye kadar çam ağaçları duruyor. Kendimi orada gördüm. Gece karanlık, kendimi orada gördüm. Gördüğüm zaman bir baktım ki gökyüzü yarıldı. Gökyüzü yarılıyor. Baktım ki havada 5 kişi geliyor. 5 kişi geliyor. Yere indikleri zaman indiler, birbirinden ayrıldılar. 2 kişi bir tarafa, 3 kişi bir tarafa. 2 kişi ayrılanlar bordo elbise giymişler. Bordo şeyleri, şaşları var. Yani sargıları var. Bordo sargıları var. 3 kişi ayrılan askeri resmi elbise giymişler. O zaman ses geliyor yukarı. Ses duydum. Dedi bak, bu 2 kişi duran yan yana, birisi Hazreti İsa, birisi Hazreti Mehdi. 3 kişi, ben de kendimi bu 3 kişinin yanında gördüm. Kimse yanlış anlamasın. Ben kendimi Hazreti Cebrail İsrafil safında tutmuyorum. Ama ben gördüğümü söylüyorum. Bu sefer 2 kişiye, 4 kişiye karşı karşı geldik. Dedi bak, birinci asker, dedi bu Hazreti Cebrail, ikincisi Mikail, üçüncüsü İsrafil diye bana öyle seslendiler. Burada konuşan sadece Hazreti İsa. Emir verdi bu 4 kişiye. Dedi gidin. Yani Arapça ilim dini, Türkçe ile şehre gidin. Nida yapın. Millete söyleyin. 2019 yılında Mehdi zuhur edecek. Kim kötü yola gitmişse geri dönsün, onun için bir kardır. Burada emri verince bu 4 kişi biz önlerinden ayrıldık. Gözlerimden kayboldular ama ben Hazreti Cebrail, Mikail, İsrafil Antakya'ya yönlendik bu haberi vermek için. Ben de bu haberi vermek mecburiyetindeyim. Ama insanlar inanmak mecburiyetinde değiller. Yarın Mehdi geldiği zaman da duymadım diyemezler. Bütün şimdi duysun, bütün dünya duysun, bütün insanlar duysun. Bu emir böyle geldi. Ben de bu emri yayacağım, bu söyleyişi söyleyeceğim. İnanar, inanmaz kendisi bilir. Ben
haber getirmişim. Ben Mehdi'den haber getirmişim. İnsan inanır inanmaz kendisi bilir. Evet, habercilikten bahsettiniz. Evet. Yani siz habercisiniz bir anlamda. Bunu haber veren kişisiniz yani. Ben öyle diyebilirim. Ben Mehdi'nin habercisiyim. Ben Hazreti İsa'yla da, Hazreti Mehdi'yle de, Hazreti Hızır'la da, onlar istedikleri zaman ben görüşüyorum ve ben Mehdi'den haber getiren bir haberciyim. Bu haberi getiren kişiler de boş değil. Anladım. Peki sizin için zaman zaman Mehdi diyorlar. Bunun için ne diyorsun? Estağfurullah. Bakın, ben şimdi dedim ki Mehdi 2019 yılında zuhur edeceğini söyledim. Eğer ben Mehdi olmuş olsaydım, kendim derdim ben Mehdi'yim. Ama bu makamın sahibi ben değilim. Bunu iddia eden kafirdir. Ben hayatımda Mehdi'yim, yok Hazreti Ali'yim, yok Hazreti Muhammed'im, ben bin peygamberim. Hayatımda iddia etmedim ve buna makama hakkım yoktur. Sadece üzerime atılan iftiralardır. Eğer ben kendimi Mehdi dediğim zaman insanların benim yanında hakları olur. Diyecek ki o zaman sen Mehdi'sen, o zaman güneşi çevir, denizi yar, ayı böl. O zaman Mehdi bu gece sahiptir. Ben bu gece sahip değilim. Ben Mehdi değilim. Sadece Mehdi'nin habercisiyim. Ben bunları yalanlıyorum. Bu benim üzerimde atılan bir iftiradır. Sözlerinizin çarpıtıldığında söylüyorsunuz. Evet, sözlerim çarpıtıldı. Sadece beni millette karalamak için atılan yalanlar onlardır. Bir şey daha var bu konuda yine duyduklarımızın. Sizin uçtuğunuz da söyleniyor. Bu konuda bir şey söylemek istiyor musunuz? Vallahi Önder Bey, herkes uçabilir. Türk Hava Yolları ile ben uçuyorum. Almanya'dan, Münih kentinden Türk Hava Yolları bilet kesiyorum. Münih'ten İstanbul'a, İstanbul'dan Adana'ya uçuyorum. Ama yok derlerse Mehmet Güven Almanya'da bulunuyor. Burada namazlar da görünüyor. Evet, bu doğrudur. Ben de bunun arkasındayım. Çünkü dinimizde öyle güçler var ki, öyle güçler var ki bunları yapabilecek çok güçler, çok güzel sırlar vardır. Ben bunun arkasındayım. Ama bazıları diyor, yok pencereden geldi, yok ağaçtan indi. Bunları ben yalanlıyorum. Ben bir daha tekrarlıyorum. Ben Mehmet Güven namazlarda görünüyor derlerse, evet ben bunun arkasındayım. Bu doğrudur. Buna da doğru söylüyorum. Bu bir ilahi güç olarak. Bu ilahi bir güç. Allah bu nimeti vermiştir. Burada örnekleri çoktur. Hacı Bektaş-ı Veli vermiştir. Bizim Yayladağ köyünde Şeyh Muhammed Kusayri, gene bir tane makam var. Gene bu küçükken onu yapmıştır. Onlara veriyor da nasıl, niye bana vermezsin? Allah istediği zaman istediği kuluna ne isterse verebilir. Çünkü Allah ya'til hikme lemen yeşah min ibadi. İsterse Allah istediğine hikmeti verir. İstediğini yapar. Allah vereceği zaman kimseye de danışmaz, kimseye de sormaz. Sayın Güven, sohbetin sonunda söylemek istediğiniz, son olarak eklemek istediğiniz bir şeyler var mı? Son olarak bütün dünyaya sesleniyorum. Bir daha tekrarlıyorum. 2019 yılında Hazreti Mehdi dünyaya gelecek. Kimse yanlış anlamasın. Söyleyen ben değilim. Çünkü Hazreti İsa bana söyledi. Eğer Hazreti İsa emir vermişse, Hazreti İsa emir veriyorsa söyleyen ben değilim, o söylüyor. Ama ben size bir daha söylüyorum, söylemek mecburiyetindeyim. Siz inanmak mecburiyetinde değilsiniz. Ama bugün herkes de bilsin, haberi getiren boş değildir. Haberi getiren yalnız değildir. Çünkü burada 4 kişiye emir verildi. Cebrail, Mikail, İsrafil, Mehmet Güven göründü. Acaba bu üçü nerede? Herkes dikkat etsin. Herkes ibadet etmeyen ibadet etsin. Kötü yola giden geri dönsün. Haram işleyen elini çeksin. Herkese sesleniyorum. İbadet edin, birbirinizi sevin, birbirinize yardımcı olun. Kötü şeylerden elinizi çekin, haramdan elinizi çekin, helalla çalışın. Mehdi gelmek üzere. Kim ne derse dersin, emir veren Hazreti İsa'dır. Emir veren Hazreti Muhammed de bana söyledi. Hazreti Ali de söyledi. Hazreti Hızır da söyledi. Hazreti Hasan Hüseyin de söyledi. Hepsi bunları söyledi. Zannetmeyin sadece bir defa emir geliyor. Her 2-3 ayda bir bu emir tekrarlanıyor. Herkes duysun, bütün dünya duysun. Ama Mehdi geldiği zaman her şey bitmeyecek. Hayat devam edecek. Ama düzen değişecek. Zalim kalmayacak. Zulüm gidecek,
adalet gelecek. Dinsizler gidecek, dinliler kalacak. Bunu herkes bilsin. Hayat devam edecek ama düzen değişecek. Dünya bütün her taraf İslam olacak. Kim ne derse desin. Ben onlarla görüşen benim. Her iki ayda bir emir geliyor. Ben bu emri söyleyeceğim ve söylemek mecburiyetindeyim. Size sormak istiyorum. Acaba siz Hazreti Hızır'ı, Hazreti Muhammed'i ve Hazreti İsa'yı sallallahu aleyhi ve sellem görseniz, derlerse size böyle emir veriyorum, bunu yapacaksınız derse ne dersiniz? Onu söylersiniz. Tabii. Söylersiniz. Bazı insanlar diyorlar ki bizim dinimiz rüya dini değildir. Ben din getirmiyorum. Yeni din getirmiyorum. Dinimiz İslam dinidir. Hazreti Ali, Hazreti Muhammed Ehl-i Beyt'in yoludur. Ben bir şey değiştirmiyorum. Kur'an aynı Kur'an'dır. Peygamberimiz Hazreti Muhammed'dir. Ben din getirmiyorum, bir haber getiriyorum. Çünkü rüya sadıktır. Hazreti Muhammed'e sordular, ya Resulullah sen aramızdan çekildiğin zaman biz seni nasıl göreceğiz? Dedi, biz rüyanıza geliriz. Dedi, peki insanlar, cinler, hayaller, hayal rüyamıza gelirse? Dedi, bizim ne cin, ne ins, ne hayal bizim kılıfımıza giremez. Bizi rüyanızda gördüyseniz, bizi hak görmüşsünüz. فَمِرَا فِي مَنَامِهِ كَرَآنَ حَقًّا Hazreti Muhammed böyle söylemiştir. Burada da bir sürü hadisler vardır rüyanın ispatları için. Ama bazı kesimlerin hesabına gelmiyor. Çünkü eğer diyor bu haber gelecekse bize gelecek. Allah istediğine verir. Allah ya'til hikmi lemin yeşah min ibadi. Hazreti Muhammed dedi ki salih olan rüya peygamberliğin 36 parçasından biridir. Bir peygamber rüyanızda gördüyseniz doğru görmüştünüz. Çünkü cin ve şeytan onların kılığına giremez, haram kılınmıştır. Ben öyle diyorum ve herkese sesleniyorum. Benim canım, ruhum feda Hazreti Ali'ye. Ben Alevi Müslümanım. Alevimle de iftihar ediyorum. Ben böyleyim. Haberci olduğunuzda ineliyorsunuz. Ben bir daha söylüyorum. Bu haberi getiren basit değildir. Bu haberi getiren kimse diyemez, bu bir şey değildir. Zaman her şeyi gösterecektir. Biz her zaman iyilikten yanayız ve iyilikten yana kalacağız. Ben böyleyim. Bu bütün konuşmalarım bana aittir. Sorumlusu da benim. Bunu herkes bilsin. Ben milletimi severim ve milletimin arkasındayım. Her tarafta olursa olsun ve bir de devletimin yanındayım. Böyleyim. Son olarak ne söylemek istersiniz? Son olarak car ruhu fedak gemale yali. Ana abad mutgar fedak. Çok teşekkür ederim Sayın Güven. Sorularımıza açıklıkla, netlikle ve samimiyetle cevap verdiğiniz için. Ben de teşekkür ederim. Hoş geldiniz.